Merhaba arkadaşlar. Ekonomik coğrafya konusuna bugün de devam edeceğiz. Bugün işleyeceğimiz konular arasında maden kaynaklarımız, yeraltı zenginliklerimiz ve sanayi var. Sanayi faaliyetlerinin dağılışı var. Bir önceki dersimizde hatırlarsak ekonomik coğrafya, hayvancılık, ormancılık ve bunun yanı sıra balıkçılığı işlemiştik. Hayvanların dağılışını şöyle bir gözden geçirecek olursak arkadaşlar, bitki örtüsüyle çok ilişkili olduğunu belirtmiştik. Bozkırların yaygın olduğu yerlerde küçükbaş, çayırın yaygın olduğu Erzurum, Kars, Karadeniz kıyılarında büyükbaş, dut ağacı yaygınsa ipek böcekçiliği, maki ve fundalık yaygınsa dağlık bölgede, Toroslar'da örneğin, kıl keçisi, gene çiçekli bitki, çam ormanı yaygınsa arıcılık yapılır demiştik. Hayvancılığın en yaygın olduğu bölgenin Doğu Anadolu olduğunu belirtmiştik. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde tarım imkanları kısıtlı. Hem yer şekilleri engebeli, hem yükselti fazla. Dolayısıyla da yaz sezonu, yani tarım yapabilme sezonu oldukça kısa. Yüksek olması nedeniyle serin geçiyor yaz devresi. Otlaklar da zengin. Buna bağlı olarak hayvancılık için uygun potansiyel oluşturmuştur demiştik. Ahır hayvancılığı ile kümes hayvancılığı daha çok Marmara ve Ege bölgelerinde yaygınlaşmış. Burada temel etken tüketim fazlalığı. Yani pazar olanaklarının geniş olması. Bunun bitki örtüsüyle bir bağlantısı yok. Türkiye'de yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyeti mera hayvancılığıydı. İç bölgelerimizde bozkırların yaygın olması nedeniyle mera hayvancılığı yaygın bir şekilde yapılır. Balıkçılığa baktığımız zaman en yaygın olduğu bölgenin Karadeniz, sonra Marmara olduğunu belirtmiştik. Ege ve Akdeniz kıyılarında balıkçılık pek yaygınlaşmamış. Bunun da nedeni daha önemli geçim kaynaklarının olması. Mesela turizm, mesela seracılık, pamuk gibi, sebze tarımı gibi daha fazla gelir getiren kaynakların varlığı buralarda balıkçılığın yaygınlaşmasını önlemiş. Büyük göllerimizde, Tuz Gölü, Van Gölü gibi büyük göllerimizde de kapalı havza olmaları nedeniyle tuzluluk oranı fazla. Dolayısıyla da balıkçılığa uygun değiller bunlardan. Şimdi yeni konumuz arkadaşlar madencilik. Türkiye'yi madencilik açısından değerlendirdiğimizde öncelikle dağılışında madenlerin herhangi bir ülke ya da bölgede dağılışında arkadaşlar yerin jeolojik yapısı, yani kırıklı yapıda olması, kıvrımlı yapıda olması, yer kabuğu hareketleri ya da volkanizmanın etkili olduğunu görüyoruz. Ki kömür dışındaki kömür, petrol ve doğal gaz dışındaki tüm madenlerin volkanik püskürmeler sonucu magma ile birlikte dışarıya çıkıp katılaştığını görmekteyiz. Dolayısıyla da volkanizmanın geçmiş dönemlerde etkin olduğu bölgelerde yeraltı zenginliklerin daha fazla olduğu söylenebilir. Madenlerin dağılışında yer yapısı ve volkanizma etkili. Yeraltı kaynakları en zengin bölgemiz arkadaşlar Doğu Anadolu. Çünkü Türkiye'de volkanizmanın en etkili olduğu bölge burası arkadaşlar. Bölüm olarak da Yukarı Fırat bölümü, yani Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Sivas ve Maraş'ın bir kısmını içine alan kesim Türkiye'de yeraltı kaynaklarının en zengin olduğu bölümü. Tabi bunda da geçmiş dönemlerde volkanik faaliyetlerin etkili olması belirleyici olmuştur. Maden yataklarımız tür bakımından çok çeşitlilik gösterir. Ancak iki tanesi dışındakiler dünya çapında önem taşımaz. Dünya çapında önem taşıyan madenlerimiz arkadaşlar bor mineralleri ve kromdur. Dünya bor rezervlerinin %60'ı Türkiye'dedir. Dünya çapında önem taşıyan en zengin madenimiz bor minerali. İkincisi de krom arkadaşlar. Oradan sonra bölgelerimize göre yaygın yataklar halinde bulunan madenlerimize baktığımızda en yaygın yeraltı zenginliğimizin lignit olduğunu söyleyebiliriz. Lignit 3. zaman oluşumu. Türkiye arazisinin büyük bir kısmı da 3. zamanda oluştuğu için lignit hemen hemen tüm bölgelerimizde belirli oranlarda bulunmaktadır. Daha çok Ege olmak üzere tüm bölgelerimizde lignit yataklarına rastlanmaktadır. Lignitten sonra yaygın olan madenimiz krom diyebiliriz. Krom da yaygın arkadaşlar. Herhangi bir bölgede bulunan, tespit edilen maden yataklarının ekonomik olarak işletilebilmesi için tabii ki bazı koşullar gereklidir. Yani madenin varlığı, madenin orada bulunması, orada işletme, tesis açılması için yeterli koşul değildir.
Herhangi bir maden kaynağını ekonomik olarak işletebilmek için şu özelliklere ihtiyaç var. Bir kere maden rezervinin çok olması gerekir. Yani miktarının yedekleriyle birlikte işletilecek miktarın çok fazla olması gerekir. İkinci bir koşul, madenler hiçbir zaman saf halde çıkmaz arkadaşlar. Taş toprakla karışık çıkar, filizler halinde çıkar. Dolayısıyla o taş toprakla karışık çıkarılan hafriyatın içindeki saf metal oranının, ki buna tenör denilmektedir arkadaşlar. Saf metal oranının ya da diğer bir ifadeyle tenör oranının yüksek olması gerekir işletme koşulları açısından. Üçüncü bir özellik de tabii ki tesis kurulacak, işletme açılacak yerin ulaşım olanakları bakımından elverişli olması gerekir. Çok dağlık ve engebeli yerlerde, bölgelerde ulaşım maliyetleri çok artacağı için madenin işletilmesi ekonomik olmayabilir. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz. Bir yerde madenin bulunması orada işletme açmak için yeterli koşul değildir. Yani bu üç koşulun uygun olması şarttır. Bunları bir daha hatırlatacak olursak. Bir, maden rezervinin fazla olması. İki, içindeki saf metal oranı ki tenör diye ifade edilir fazla olması. Üçüncüsü, ulaşım olanaklarının arkadaşlar elverişli olması diyebiliriz. Madenlerin arkadaşlar dağılışlarına baktığımızda bölgelerimize göre farklılıklar gösterdiklerini görüyoruz. En yaygın madenlerimiz lignit ve krom demiştik. Bir başka özellik arkadaşlar, bazı maden kaynaklarını enerji üretiminde kullanırız. Ki bunlar arasında taş kömürü, lignit, doğalgaz, petrol, radyoaktif elementler ki nükleer santrallerde de kullanılır bunlar. Hidroelektrik, jeotermal enerji, rüzgar ve güneş enerjisi gelmektedir. Madenlerimizin dağılışına baktığımızda arkadaşlar en zengin madenimiz olan bor mineralleri Balıkesir Susurluk çevresinde zengin yataklar halinde bulunur. Balıkesir dışında Bursa, Eskişehir ve Kütahya çevresinde de bor mineralleri çıkarılmaktadır. Yani daha çok Güney Marmara ve İç Batı Anadolu'nun bir bölümünde çıkarıldığı söylenebilir. Buradan çıkarılan bor mineralleri Bandırma'da işlenir arkadaşlar. Bir kısmı da Bandırma limanından dışarıya satılır. İşlendiği yer Bandırma, çıkarıldığı yerler Balıkesir, Susurluk, Bursa, Eskişehir ve Kütahya diyebiliriz. Krom madenine baktığımızda bölgelerimize göre yaygın olduğunu söylemiştik. Muğla çevresinde çıkarılır. Antalya'da çıkarılır arkadaşlar. Bayburt'ta Kop Dağı'nda çıkarılır. Bir de Elazığ'da. Elazığ Guleman'da çıkarılır. İşlendiği yerlerde Antalya ve Elazığ'dır. Mineralinin kullanım alanı oldukça yaygındır. Örneğin cam üretiminde kullanılır. Bor cam dediğimiz camlar, ısıya dayanıklı camlar bordan elde edilir. Jet yakıt olarak kullanılır. Kimya sanayinde kullanılır. İlaç ve deterjan sanayinde kullanılır arkadaşlar. Bir de seramiklerin sırlanmasında kullanılır. Ancak teknolojimiz yetersiz olduğu için önemli bir kısmını işlemeden ham halde dışarıya satıyoruz. Bu nedenle en zengin rezervler dünyada Türkiye'de olmasına karşın yeterli kazanç sağladığını söylenemez. Krom, demir çelik sanayinin ham maddesidir. Dolayısıyla kromu işleyen tesisler ferrokrom olarak bilinir. Pil üretiminde, kimya sanayinde kullanılır arkadaşlar. İşletme Antalya, Elazığ demiştik. Bir başka madenimiz demir çelik ya da demir çelik üretiminde kullanılan demir arkadaşlar. Demir rezervleri daha çok Yukarı Fırat bölümünde Sivas, Divriği, Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi gibi yörelerde. Ayrıca Balıkesir, Edremit, Adapazarı, Çamdağı'nda çıkarılır. İşlendiği yerlerde Batı Karadeniz'de Ereğli ve Karabük, Akdeniz bölgesinde ise İskenderun arkadaşlar.
Demir rezervlerinin zengin olduğu yerler Sivas, Divriği, Malatya, Ekiman, Hasançelep demiştik. Şu bölgede, Güneydoğu Toroslar'ın bulunduğu bu bölgede yaklaşık 1 milyar ton demir rezervi var. Buradaki demir rezervi demiryolu ulaşımıyla Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresine yollanır. Karabük ve Ereğli'de işlenir arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde Isayiye'de çıkarılan demir rezervleri ise İskenderun'da işlenir. Demir tabi demir çelik sanayinin ham maddesini oluşturur. Kullanım alanları otomotiv sanayi, inşaat yapımı, yol yapımı, köprü yapımı, tarım araçları, araç ve gereçleri, gemi yapımında, jilet yapımında yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ülkelerin kalkınmasında önemli bir maden, demir yatakları bakımından çok zengin olmayan ülkelerde gelişmenin daha sınırlı ve yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ağır sanayi olarak ifade edilen demir çelik sanayinin ham maddesidir demir. Demiri işleyen tesislerin Batı Karadeniz'de yani Zonguldak çevresinde kurulmasının nedeni ise taş kömürünün burada çıkarılmasıdır. Taş kömürü demir eritmede kullanılan yüksek kaloriye sahip bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla da Sivas çevresindeki demir buraya taşınarak burada işlenmiştir. Bir başka madenimiz arkadaşlar. Bakır. Bakır da Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın. Karadeniz'de Kastamonu Küre, Artvin Murgul'da çıkarılır. Türkiye'deki bakırın yarısı, yaklaşık %50'si bu iki yerde çıkarılır. İki yerde çıkarılan bakır Samsun'da işlenir arkadaşlar. Samsun'da Karadeniz bakır işletmeleri var. Doğu Anadolu bölgesinde ise Elazığ'ın Maden ilçesi ile Diyarbakır'ın Ergan ilçesi var. Bu bölgelerde çıkarılır. İşlendiği yerde maden gene. Elazığ'ın maden ilçesidir. Bakırın kullanım alanına baktığımızda da daha çok iletişimde kullanıldığını görürüz. Bunun nedeni iletkenliğinin fazla olmasıdır. Çok iyi bir iletken olması nedeniyle elektrik iletiminde, telefon haberleşmesinde arkadaşlar, telsizlerde, örneğin dinamoların sarılmasında yaygın olarak kullanıldığını görürsek, bunun dışında başka alanlarda da kullanılır ama yaygın olarak kullanıldığı alanlar bunlar. Bir başka önemli sayılabilecek madenimiz alüminyum. Alüminyumun ham maddesi boksit arkadaşlar. Bu da Antalya Akseki ile Konya Seydişehir'de çıkarılır. İşlendiği yer gene Seydişehir arkadaşlar. Yani Akdeniz bölgesinde Toroslar'ın şu kesimde Seydişehir ile Akseki arasındaki bölgede çıkarılır. İşlendiği yer burası. Kullanım alanı büyük ölçüde uçak sanayinde kullanılır. Özellikle uçak gövdeleri alüminyumdan yapılır. Çünkü hafiftir. Ayrıca folyo olarak gıdaların sarılmasında, sigaraların sarılmasında kullanılır. Gene inşaat sektöründe de belirli oranlarda kullanılır. Türkiye'deki tek tesis Seydişehir'de. Tesisin burada kurulmasında yakında hidroelektrik santrallerinin olması, yani Oyma, Pınar 1 ve 2 barajların olması da etkilidir arkadaşlar. Şimdi diğer madenlerimize baktığımızda da şöyle harita üzerinde de gösterecek olursak. Kükürt, Isparta, Keçiborlu'da ancak işletme şu anda kapalı. Zımpara taşı arkadaşlar Muğla ve Aydın çevresinde. Civa, Konya ve İzmir'de çıkarılır. Mermer yatakları Marmara Adası, Balıkesir'de. Afyon, zengin. Çinko, kurşun, Elazığ çevresinde çıkarılır arkadaşlar. Örneğin Lüle taşı Eskişehir'de, Oltu taşı Erzurum'da çıkarılır. Lignit yataklarının çok yaygın olduğunu söylemiştik. Lignit bakımından en zengin bölgemiz Ege bölgesi. Ege bölgesinde Muğla çevresinde Yatağan, Yeniköy, Gökova. Mesela Manisa'da Soma, Kütahya'da Tunçbilek, Seyit Ömer, Bursa'da Orhaneli, Tekirdağ'da Malkara, Çanakkale'de Çan, Amasya'da Suluova, gene arkadaşlar Kahramanmaraş'ta Afşin, Elbistan, Erzurum'da Aşkale, Güneydoğu'da Şırnak, Linit yataklarının bulunduğu yerler.
Linit daha çok evlerde ısınma amacıyla kullanılır. Ayrıca enerji üretiminde kullanılır. Termik enerji dediğimiz enerji üretiminde yaygın bir şekilde kullanılır. Enerji üretiminde kullanılan kaynaklara baktığımızda arkadaşlar, taş kömürünün kullanıldığını söylemiştik. Enerji üretiminde, yani enerji elde edilen kaynaklar, bir tanesi taş kömürüydü. Türkiye'de Zonguldak ve çevresinde taş kömür yatakları var. Lignit çok zengin ve yaygın bir enerji kaynağı Türkiye için arkadaşlar. Petrol Güneydoğu'da çıkarılır. Rezervler oldukça az. Bir başkası doğalgaz. Türkiye'de Trakya'da, Kırklareli Hamitabat'ta çıkarılır. Gene arkadaşlar bunun dışında jeotermal enerji var. Jeotermal enerji yerin altından çıkan sıcak su buharını ifade eder. Fay hatlarına paralellik gösterir. Türkiye deprem kuşağı üzerinde yer aldığı için de Ege bölgesinde Marmara'da yer yer bu tür kaynaklara rastlamaktayız. Bir başka enerji kaynağımız hidroelektrik, yani su gücü arkadaşlar. Bunların yanı sıra rüzgar ve güneş de enerji üretiminde yer alan kaynaklar. Bunların yanı sıra radyoaktif elementler demiştik. Radyoaktif elementlerden Türkiye'de henüz yararlanıldığı söylenemez. Nükleer santrallerde kullanılır. Ancak Türkiye'de nükleer santral kurulmasına karar verilmiştir arkadaşlar. Yer seçimi için Sinop tespit edilmiştir. Şimdi buraya yazdığımız kaynaklar ya da madenler arkadaşlar enerji üretiminde kullanılır. Türkiye'de ve dünyada en yaygın olarak kullanılanlar bunların içinde petroldür. Petrolün çok yaygın kullanılma nedeni arkadaşlar ya da nedenleri diyelim daha doğrusu. Birden fazla nedeni var çünkü. Birincisi kullanım alanlarının çok yaygın olmasıdır. Yani kara taşıtlarında, hava taşıtlarında, deniz taşıtlarında kullanılır. Enerji üretiminde kullanılır. Sonra ısınmada kullanılır. Dolayısıyla kullanım alanlarının çok yaygın olması etkenlerden bir tanesi. Motorlu taşıtların giderek artması ikinci bir etken. Üçüncü bir etken yan ürünleri çok fazla. Gaz yağı, motor oil, fuel oil, asfalt, PVC, yer döşemeleri, mineflo, PET şişeler arkadaşlar, plastikler, ilaç ve deterjanların çoğu petrol ve türevlerinden elde edilir. Üçüncü bir neden de taşınmasının bir başka yere nakledilmesinin daha kolay olması. Sıvı olduğu için günümüzde artık boru hatlarıyla çok uzun mesafelere iletilebilmektedir. Ancak petrol çıkarıldığı gibi kullanılamamaktadır. İşlenmesi yani rafine edilmesi gerekir. Türkiye'de petrolün çıkarıldığı bölge arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi, Batman, Adıyaman çevresi, Diyarbakır çevresi arkadaşlar. Burada çıkarılan petrolü işlemek üzere Batman'da ilk rafinerimiz kurulmuş. Bunun dışında Mersin'de Ataş, İzmir'de Ali Ağa, İzmit'te İpraş ismiyle rafinerilerimiz var. Son zamanlarda bir de İç Anadolu bölgesinde Kırıkkale'de Orta Anadolu rafinerisi kurulmuştur. Dikkat edilirse petrolü işleyen rafineriler genelde kıyılara yakın yerlerde kurulmuştur. Tabi burada amaç yükleme ve boşaltmanın kolay olması. Çünkü yakın zamana kadar boru hatları olmadığı için petrol taşımacılığı büyük tankerlerle yapılmaktaydı. Dolayısıyla da yükleme ve boşaltmanın kolay olması, ulaşım maliyetlerinin kolay olması nedeniyle kıyılar seçilmiştir. Ancak boru hatlarından sonra örneğin Kırıkkale'de de iç bölgelerde de kurulduğunu görmekteyiz. Türkiye'de petrolü işleten, satan, pazarlayan firmalar arasında yabancı firmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Örneğin Shell, BP, Mobil, Elf, Total gibi. Bunda da petrol aramalarının, petrolü rafine etmenin yüksek teknoloji ve sermaye istemesi etkili olmuştur. Yerli firmalarımız hem teknolojik açıdan hem sermaye açısından çok güçlü olmadıkları için bu alanda daha güçlü, kendilerini daha çok geliştirmiş olan yabancı ortaklıkların pazarda daha egemen oldukları görülmektedir. Türkiye'nin arkadaşlar buraya yazdığımız enerji kaynaklarından özellikle petrol ve doğal gazla dışarıya bağımlılığı çok fazladır. 20 milyon tona yakın olan petrol tüketiminin yaklaşık %70'i 80'i dışarıdan alınır. Doğal gazda da benzeri bir durum söz konusu. Türkiye'de çok az çıkarılır. Taş kömürü, lignit, petrol, doğal gaz
ve jeotermal enerji ile çalışan kaynaklar termik enerji kaynakları olarak bilinir arkadaşlar. Yani ısıtarak, suyu ısıtarak buharından enerji elde eder. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan santraller, jeotermal de buna dair. Jeotermal, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan santraller kirlilik yaratmaz ve iklimden etkilenir. Örneğin yağışların az olduğu yerlerde güneş enerjisinden yararlanma olanağı fazla. Oysa yağışın çok olduğu yerlerde, Karadeniz bölgesi gibi, güneşten yararlanma imkanı az. Hidroelektrik üretimi yer şekillerine de paralellik gösterir. Jeotermal enerji ise fay hatlarına paralellik gösterir demiştik. Jeotermal, hidroelektrik, rüzgar ve güneş kirlilik yaratmazken doğal gaz diğerlerine göre daha az kirlilik yaratır. Oysa kömürler ve petrol çok kirlilik yaratır. Türkiye'de henüz enerji üretiminde kullanılmayan radyoaktif elementler, yani nükleer santrallerde kullanılan radyoaktif elementlerde radyasyon yaydığı için riskli enerji kaynaklarıdır. Türkiye'de bu nedenle yer seçimi için Sinop belirlenmiştir arkadaşlar. Sinop deprem riskinin az olduğu bir yer olduğu için seçilmiştir. Güneş enerjisi açısından en uygun koşullara sahip bölgemiz arkadaşlar Güneydoğu. En elverişsiz bölge Karadeniz. Enerji tüketimi en fazla olan bölgemiz Marmara arkadaşlar, sonra Ege. Enerji tüketiminin fazla olması tamamen sanayileşmeye bağlı bir şey. Sanayinin geliştiği yerlerde daha çok tüketim varken az geliştiği yerlerde tüketim az. Örneğin Doğu Anadolu'da sanayi gelişmediği için enerji tüketimi daha az. Jeotermal enerji Denizli Sarayköy'de arkadaşlar. Doğal gaz Kırklareli Hamitabat'ta. Lignit kullanarak enerji üreten termik santrallere baktığımızda da Ege'de yaygınlaştıklarını görüyoruz. Muğla'da 3 tane termik santralimiz var. Yatağan, Yeniköy ve Gökova. Manisa'da Soma var. Kütahya'da Tunçbilek, Seyit Ömer var arkadaşlar. Bursa'da Orhaneli var. Ankara'da Çayırhan var. Sivas'ta Kangal var. Maraş'ta ise Türkiye'nin en büyük termik santrali Afşin Elbistan santrali var. Türkiye'de enerji üretiminde en çok kullanılan kaynaklar günümüzde doğal gaz. Sonra arkadaşlar en çok kullanılan doğal gaz, sonra hidroelektrik diyebiliriz. Ülkemiz için en uygun enerji kaynağı hidroelektrik diyebiliriz. Bunda ülkemizin yer şekillerinin hidroelektrik üretimine uygun olması, su kaynaklarımızın zenginliği, ayrıca arkadaşlar kirlilik yaratmaması, tükenmeyen bir enerji kaynağı olması, bir akarsu üzerinde birden fazla hidroelektrik santralinin kurulması etkili olmuştur. Hidroelektrik potansiyeli en yüksek bölgemiz Doğu Anadolu, en düşük olan bölgemiz Marmara. Marmara'da hidroelektrik potansiyelinin düşük olmasında alçak olması, Doğu Anadolu'da yüksek olmasında ise yükselti fazlalığı etkili olmuştur. Hidroelektrik üretimi iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sanayi tesislerine baktığımızda ülkemizde, sanayi tesislerinin dağılışına baktığımızda arkadaşlar, sanayi tesislerinin kurulmasında bir bölgede ya da yerde bazı koşullar etkili. Bunları şöyle ifade edebiliriz. Sanayi tesislerinin kuruluş yerini belirleyen faktörler olarak herhangi bir yerde sanayi tesisi kurulurken gerekli koşullardan bir tanesi arkadaşlar tesiste kullanılacak ham maddedir. Bir başkası iş gücü, çalışacak eleman, nitelikli eleman özellikle kalifiye dediğimiz. Üçüncü bir faktör ulaşım kolaylığı. Dördüncüsü arkadaşlar enerji. Tesislerde kullanılacak enerji de önemli. Beşincisi pazarlama. Yani pazar olanaklarının geniş olması. Altıncısı ise sermayedir, ana paradır. Herhangi bir yerde fabrika kurulurken, sanayi tesisi açılırken bu koşullardan her birisinin elverişli olması gerekir. Şimdi bunları Türkiye açısından değerlendirdiğimizde arkadaşlar, ülkemizde sanayinin Batı Avrupa'daki kadar ya da gelişmiş ülke G7 dediğimiz ülkeler kadar gelişmemesinde sermaye azlığının temel etken olduğunu söyleyebiliriz. Bunda tabii çok eski dönemlerde, Osmanlılar döneminde yabancılara tanınan kaptürasyonlar ve yeterli özel sektörde yeterli sermaye birikiminin olmaması da etken. Ama günümüzde de sermaye sorunu devam etmektedir. Bu nedenle dışarıdan sürekli sermaye arayışı söz konusu. IMF'den, Dünya Bankası'ndan, gelişmiş ülkelerden arkadaşlar.
Türkiye'de sanayinin geliştirilebilmesi için ham madde ve iş gücü olanaklarının çok uygun olduğunu görmekteyiz. Ham madde derken her türlü ülkemizde her türlü tarımsal ham maddenin, her türlü hayvansal ham maddenin, madensel ham maddenin çeşitlilik ve zenginlik açısından bulunduğunu söyleyebiliriz. İkinci elverişli koşul iş gücü. Genç ve dinamik nüfusumuz oldukça fazla arkadaşlar. Ayrıca bunun yanı sıra da işsiz sayısı da çok. Dolayısıyla ucuz iş gücü oldukça fazla diyebiliriz. Sanayi tesislerinin ülkemize dağılışında en belirleyici olan faktör ulaşımdır. Sanayi tesislerinin Marmara'da, Ege'de yaygınlık göstermesi, kıyıları daha çok tercih etmesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Antalya çevresiyle MENTE çevrelerinde gelişmemesi dağılımda ulaşımın çok belirleyici olduğunun göstergeleridir arkadaşlar. Ham madde ile sanayi tesisi arasındaki bağlantıyı şöyle ifade edebiliriz. Genelde sanayi tesisleri ham maddenin bol bulunduğu, kolay temin edilebildiği yerlerde arkadaşlar kurulmaktadır. Tabi bu maliyeti düşüren bir faktör. Örneğin çay sanayi tesisleri genelde Doğu Karadeniz'de, Rize çevresinde, fındık işleyen tesisler Giresun Ordu'da, ayçiçeği yağı tesisleri Trakya'da ya da Ergene'de arkadaşlar, zeytin ve zeytinyağı Mudanya, Gemlik, Ayvalık, Edremit çevresinde, pamuklu dokuma Çukurova'da, tarla dayalı sanayiler İç Anadolu bölgesinde, hayvancılığa dayalı sanayiler Doğu Anadolu'da, orman ürünlerine dayalı sanayilerin Karadeniz'de yaygınlaşması sanayi tesisiyle ham madde arasındaki bağlantıyı ifade eder. Ham madde çok çabuk bozuluyorsa sanayi tesisi mutlaka yakınında kurulmak zorundadır. Buna örnek olarak çay sanayi tesisleri verilebilir. Şeker sanayi, konserve arkadaşlar, meyve suyu yani hayvansal ürünlere, sebzeye dayalı sanayilerde ham madde çok çabuk bozulduğu için sanayi tesisi mutlaka ham maddenin yakınına kurulmak zorundadır. Türkiye'de en gelişmiş sanayi dalı tekstil. Bunda da arkadaşlar ham maddenin kolay temin edilmesi, kaliteli olması, bir de iş gücünün ucuz olması etkilidir. Ki tekstil sanayinin ham maddesi genelde ülkemizde pamuk, keten ve yün olarak ifade edilebilir. İş gücü de ucuz olduğu için arkadaşlar maliyeti düşük olmaktadır. Üretim maliyeti düşük olmaktadır. Dolayısıyla rekabet şansı oldukça yüksek. Bu nedenle dışarıya sattığımız sanayi ürünleri arasında hazır giyim ya da tekstil dediğimiz dalın ürünleri ilk sıraya almaktadır. En az gelişen sanayi dalına baktığımızda kimya sanayinin az geliştiğini görmekteyiz. Bunda temel etken kimya sanayinin ham maddesi petrol büyük ölçüde arkadaşlar. Petrolü de dışarıdan alıyoruz. Dışarıya bağımlılığımız fazla. Bir başka etken de kimya sanayi tesisleri yüksek teknoloji gerektirmektedir. Dolayısıyla her iki açıdan eksiğimiz ve sıkıntımız var. Bu nedenle kimya sanayi dalındaki tesislerin çok gelişmediğini ve dışarıya bağımlı olduğunu ham madde açısından, patate açısından dışarıya bağımlı olduklarını görmekteyiz. Özellikle ilaç sanayinde tamamen dışarıya bağımlılık söz konusu. Ülke genelinde yaygın olan sanayi dallarına baktığımızda en yaygın sanayi dalının besin olduğunu görüyoruz. Besin sanayi içerisinde en yaygın olanları un fabrikaları ve şeker fabrikaları. Yaygın olan bir başka sanayi dalı da çimento. Besin ve çimentonun yaygın olmasından kullanılan ham maddenin her yerde bulunabilmesi kolaylıkla bir de temel tüketim maddeleri olmalı. Yani çok tüketilmeleri temel etkendir arkadaşlar. Özellikle un çok yaygın demiştik. Unun ham maddesi bildiğimiz gibi buğday. Buğday da Karadeniz kıyı şeridi dışındaki tüm bölgelerimizde rahatlıkla yetişebilmektedir. Bunun yanı sıra besin sanayinde kullanılan tarımsal ve hayvansal ham maddeler tüm bölgelerimizde rahatlıkla bulunabilmektedir arkadaşlar. Sanayi tesislerinin %80'i, Türkiye'deki sanayi tesislerinin %80'inin Samsun, Antep hattının batısında toplandığını görüyoruz. Bunda ulaşım kolaylığı etken. Buradaki tesislerin %50'sinin yaklaşık Marmara'da yoğunlaştığını görüyoruz. Özellikle İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Çorlu, Güney Marmara'da Balıkesir gene, Ege bölgesi, kıyı Ege bölümü arkadaşlar. Özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana, İskenderun arası, Güneydoğu'da Gaziantep, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara, Kırıkkale çevresi, gene Kayseri ve Konya, Batı Karadeniz'de ise Zonguldak çevresinin
sanayi tesisleri bakımından yoğunluk gösterdiğini görmekteyiz. Sanayi tesislerinin dağılışına sektör bazında baktığımızda arkadaşlar, orman ürünlerine, kağıda dayalı sanayinin daha çok kıyılarda yoğunlaştığını görüyoruz. Bunda ham maddenin kolay temin edilmesi başta gelmektedir. Örneğin Giresun'da Aksu, Kastamonu'da Taşköprü, Zonguldak'ta Çaycuma, Balıkesir'de Seka, Muğla'da Dalaman, Mersin'de Taşucu kağıt fabrikaları var. Tütünün yaygın üretildiği yerlerde sigara fabrikaları kurulmuş. Bitlis, sigara fabrikalarımız Bitlis, Malatya, Tokat, Samsun, İstanbul, İzmir, Adana ve Manisa'da yer almakta. Otomotiv endüstrisi daha çok Marmara ve Ege'de yoğunlaşmıştır. Bunda tabii pazar olanaklarının geniş olması belirleyici olmuştur. Gene bitkisel yağ arkadaşlar, yani ayçiçek ve zeytinyağı testlerinin Marmara ve Ege'de yaygınlaştığını görüyoruz. Bunda da ham maddenin olması temel etkendir. Hayvan ürünlerine dayalı sanayiler ülkemizin muhtelif yerlerinde olmakla birlikte daha çok iç bölgelerimizde, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yaygınlaşmıştır. Otomotiv arkadaşlar Bursa, İzmit, Adapazarı, İstanbul, İzmir, Adana, Aksaray ve Eskişehir'de yaygınlaşmıştır otomotiv sanayi. Madene dayalı sanayiler hemen hemen her bölgemizde farklı madenleri işleyen tesislerin olduğunu görmekteyiz. Silah sanayi Kırıkkale çevresinde. Bunda güvenlik açısından saldırıya uğrama ihtimalinin az olması etkilidir. Deterjan, boya ve ilaç sanayi daha çok petrolün işlendiği yerlere yakın kesimlerde. Yani İzmir ve Mersin çevresinde yaygınlaştığını görmekteyiz. Sanayinin geliştiği yörelerde arkadaşlar, iş olanakları artacağı için dışarıdan göç alma eğilimi artar, enerji tüketimi fazlalaşır, yaşam standardı yükselir, kişi başına düşen gelirde artış olur, doğal kaynaklar hızla kirlenir, su, denizler, toprak arkadaşlar, hava kirliliği olur. Aşırı göçten dolayı çarpık kentleşme yaşanabilir. Şimdi konuyla ilgili arkadaşlar, sorulara bakalım. Bir maden kaynağının ekonomik olarak işletilebilmesinde bir rezervinin fazla olması, iki madenin içindeki saf metal oranı, üç nüfus yoğunluğunun fazla olması, dört ulaşım olanaklarının kolay olması gibi özelliklerden hangilerinin etkisi yoktur diye sorulmuş. Bir bölgedeki maden kaynağının ekonomik olarak işletilebilmesinde 1, 2 ve 4'te belirtilen koşullar önemli. Ancak nüfus yoğunluğunun fazla olmasının bir etkisi yok. Çünkü nüfus yoğunluğu sadece nüfus sayısıyla ilgili değil arkadaşlar. Alanla da ilgili bir durumdur. Dolayısıyla da maden rezervinin ekonomik olarak işletilebilmesinde nüfus yoğunluğunun fazla olması bir koşul olarak ifade edilemez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuz enerji kaynakları ile ilgili. Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki kaynaklardan hangi ikisi yaygın olarak kullanılmaktadır denilmiş. A seçeneğinde taş kömürü, güneş verilmiş. Taş kömürü sadece Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresinde çıkarılırdı ve demir çelik sanayinde enerji kaynağı olarak kullanılan bir madendi. Enerji üretiminde çok kullanılmaz. Güneş enerjisi iklime bağlı olduğu için her bölgede yaygın olduğu söylenemez. B seçeneğinde doğalgaz lignit verilmiş. Lignit yatakları çok zengin. Ülkemizin her bölgesinde bulunur. Doğalgaz da dışarıdan çok ithal ettiğimiz bir enerji kaynağı. Dolayısıyla da günümüzde enerji üretiminde en yaygın olarak doğalgaz ve lignitin kullanıldığını görüyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. C'de hidroelektrik rüzgar verilmiş. D'de petrol jeotermal enerji. E'de rüzgar ve enerji verilmiş. Petrolde dışarıya bağımlılığımız fazla. Rüzgar zaten her bölgede yok. Dolayısıyla bunların çok yaygın kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Üçüncü sorumuz sanayi faaliyetleriyle ilgili arkadaşlar. Sanayi faaliyetlerinin geliştiği yörelerde enerji tüketimi fazladır. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde enerji tüketimi daha az diye sorulmuş. Diğerlerinden daha az. A. Kıyı Ege. B. Adana. C. Yukarı Sakarya. D. Çatalca Kocaeli. E. Doğu Karadeniz.
Şimdi sorunun seçeneklerinde verilen bölümlere baktığımızda arkadaşlar, Doğu Karadeniz sanayi tesislerinin en az olduğu bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yer şekilleri çok engebeli. Yer şekillerinin engebeli olması ulaşım maliyetlerini artırmış. Dolayısıyla sanayi tesisleri burayı çok tercih etmemiştir. Oysa arkadaşlar Kıyı Ege, Adana, Yukarı Sakarya ve Çatalca, Kocaeli bölümlerinde ulaşım kolaylığına bağlı olarak sanayi tesislerinin çok yaygınlaştığını görmekteyiz. Dolayısıyla da bu bölümlerde enerji tüketimi oldukça fazladır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Gene sanayi ile ilgili bir soru. Aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin Türkiye'deki yayılma sahası diğerlerinden dardır diye sorulmuş. A. Şeker, B. Çimento, C. Sigara, D. Dokuma, E. Çay arkadaşlar. Şimdi verilen sanayi dallarına baktığımızda şeker hemen hemen her bölgemizde üretilen bir tarım ürünü. Yani ham maddesi her bölgede bulunabilir. Çimentonun ham maddesi toprak. O da her bölgede bulunabilecek bir ham madde. Sigara ham maddesi tütün. Tütün de İç Anadolu bölgesi dışındaki tüm bölgelerimizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Dokuma sanayinin ham maddesi pamuk, keten ve yün. Pamuk, Güneydoğu, Akdeniz, Ege bölgelerimiz başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerde üretilir. Keten kenevir Karadeniz'de, yün ise iç bölgelerimizde yaygın. Dolayısıyla bu sanayi dallarının ham maddesi ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunabilir. Oysa çay sadece Doğu Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'in sınırlı bir kısmında yetiştirilir ve çay yaprağı toplandıktan sonra hemen işlenmezse bozulur. Bu nedenle çay sanayinin Türkiye'de çok yaygınlaşması beklenemez. Diğerlerine oranla arkadaşlar yayılma sahası daha sınırlıdır diyebiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin ham maddesi kısa sürede işlenmezse bozulur? A. Konserve, B. Çimento, C. Petrokimya, D. Kağıt, E. Dokuma. Şimdi sorunun seçeneklerinde verilen sanayi dallarına baktığımızda arkadaşlar, çimento sanayinin ham maddesi toprak olarak daha önce belirtmiştik. Petrokimyada petrol, kağıtta ağaç ya da orman diyebiliriz. Dokumada ise pamuk, keten ve yün. Bunların kısa sürede bozulma durumu söz konusu değildir. Oysa konserve ham madde olarak sebze, meyve ve hayvansal ürünler kullanacağı için bu ürünlerde çok kısa sürede işlenmezse bozulur arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Gene sanayi tesisleriyle ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de aşağıdaki sanayi dallarından hangisi daha fazla gelişmiştir diye sorulmuş. A. İlaç, B. Deterjan, C. Otomotiv, D. Tekstil, E. Kağıt. İlaç sanayinde dışarıya bağımlılığımızın fazla olduğunu söylemiştik. Deterjan büyük ölçüde petrole bağlı bir sanayi dalı. Ham maddesini dışarıdan alıyoruz. Yüksek teknoloji isteyen bir sanayi dalı. Otomotiv gene yüksek teknoloji gerektiren bir sanayi dalı arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'deki otomotiv endüstrisi daha çok montaj endüstrisi şeklinde yabancı lisansla üretim yapılır. Kağıt ham maddesi ağaç ya da orman ama orman varlığımızın çok zengin olduğunu söyleyemeyiz. Ülkemizde en gelişmiş sanayi dalı arkadaşlar tekstil. Çünkü tekstilin ham maddesi olan pamuk, yün, keten gibi ham maddeler hem kaliteli hem de bol miktarda üretilmektedir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Sanayi tesisleri genelde ham madde kaynağının kolay ve ucuza temin edilebileceği yerlere kurulurlar. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki bölgelerin hangisinde pamuklu dokuma endüstrisinin gelişmesi beklenemez diye sorulmuş. A. Akdeniz, B. Karadeniz, C. Ege, D. Güneydoğu Anadolu, E. Doğu Anadolu. Verilen bölgeler içerisinde Karadeniz'de pamuğun yetişmesi söz konusu değil. Çünkü pamuk yaz kuraklığı ve sıcaklığı isteyen bir ürün. Uzun yetişme dönemi isteyen bir ürün. Karadeniz bölgesinde özellikle kıyı şeridinde her mevsim yağışlı geçtiği için arkadaşlar pamuk yetiştirilmez. Dolayısıyla da ham madde olmadığı için bu bölgemizde pamuklu dokuma sanayinin gelişmesi mümkün değildi. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Bir bölgede sanayi tesislerinin yoğun olması, dışarıdan yoğun göç alma ve çarpık kentleşme gibi etkenler
doğal çevrenin bozulup kirlenmesine yol açar. Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde bu nedene bağlı doğal çevre kirlenmesi daha azdır diye sorulmuş. A. Bursa, B. İzmir, C. Kastamonu, D. İzmit, E. Mersin. Şimdi verilen şehirlere, sorunun seçenekleri arasında verilen şehirlere baktığımızda arkadaşlar, Bursa, İzmir, İzmit ve Mersin'de sanayi tesislerinin yaygın ve yoğun olduğunu görmekteyiz. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde de çevre kirliliği üst boyutlarda olur. Oysa Kastamonu diğerlerine göre sanayi tesislerinin daha sınırlı, daha az olduğu bir yer. Çünkü ulaşım koşulları zor. Bu nedenle Kastamonu'da diğerlerine göre çevre kirliliğinin daha az olması beklenebilir. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Sanayi tesislerinin kurulmasında ham madde önemli bir koşuldur. Buna göre aşağıdaki sanayi dallarından hangisi bitkisel ham madde kullanmaz diye sorulmuş. A. İlaç, B. Çimento, C. Kozmetik, D. Dokuma, E. Konserve. Çimento sanayinin ham maddesi arkadaşlar toprak demiştik. Dolayısıyla bitkisel ham madde olarak nitelendirilemez. Oysa diğer sanayi dallarında yani ilaç, kozmetik, dokuma ve konserve de arkadaşlar bitkisel ham maddeden yararlanılır. Bitkisel ham madde kullanan sanayi dallarında da üretim iklime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Böylece maden ve sanayi konusunda burada bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.